Gördüğünüz gibi ihbarlar bizi Tuzla'ya doğru yönlendirmişti. Orada gittiğimiz sorduğumuzda da aslında dün bizi heyecanlandıran da çok önemli bir şey oldu, onu da söyleyeyim size. Bir kere çok kişi bizim çocuklarımızı gördüklerini söylediler. Evet. Sizin arkadaşlarıyla aranız nasıldı? Damla Suyun arkadaşlarını bilir miydiniz, tanır mıydınız? Damla Suyun arkadaşlarını yani tam da bilmiyordum da biliyordum yani. Kızlar konuşurlar arkadaşlar. Kendi aralarında konuşuyordular. Hiç onlarla da konuştunuz mu? Nereye gidebileceğinden ya da onlardan birisiyle telefonla görüşüp görüşmediğinden? Vardı iki tane arkadaşlar, vardı iki tane kız arkadaşı vardı Cumhuriyet Lisesi'nden. Onların evine gittik. Zaten ilçin ben onların numaralarını bu Altan'ın numarasını o kızlardan aldım. Ha. Çünkü kızlar birbirine anlatırlar. He. Peki nereye gitmiş olabileceği konusunda sizi bilgilendirdiler? Şimdi değil, 28 Kasım'da şimdi kaçtı. Şimdi bu üçüncü gidişleri. Şimdi he, yoklar. Üçüncü. Birinci ve ikinci kaçışları da var. Birinci de gene bu Gülten Topkaya'nın evindeydi. İkincisinde de onun evindeydi. Diyeceksiniz niye? Şimdi bu ikinci de 17 Aralık'ta gitti. Birinci ayın biri 2024'te karakola getirildi. Bu nasıl bulundu, nasıl geldi, teyzesine verildi hiç benim haberim yok. Ama Gülten Hanım da uyarmış zaten. Bakın ne? Sizin yaşınız çok küçük, bu böyle olmaz tamam, demiş. Tamam, uyarmışsa alsın benim evime getirsin. Peki Gülten Hanım'ın dün bize söylediğini söyleyeyim size. Evet, aslında söyle, sizinle söyle. Konuşmak istemişler evet. Ya da söylemişler galiba. Evet. Hatta kendisi de telefonda. Gülten Hanım merhaba. Zayda Hanım ha. Sesinizi duyuyorum. Program dinletiliyor sandım da. Tamam, yok ben konuşuyorum. Orada da evet. Benim sesim var. Gülten Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. Gülten Zayda Hanım. Evet. Dünden beri bütün ekip arkadaşlarım yollarda, çok farklı yerlerde bakıyorlar. Dün iki ihbar vardı. Biz de emniyet teşkilatıyla beraber ihbarların yanındaydık. Siz de izlediniz. Oralardan çıkmadı çocuklar. Sonra Tuzla'dan birkaç yerden ihbar geldi. Ekibim Tuzla'daydı. Bugün de var ihbarlar. Yine ekibim dışarıda. Yani eninde sonunda bu çocukları bulacağız. Ama evet. Bulduktan sonra ne yapacağımızı da konuşursak. En azından çocukları bulduk, size teslim ettik. Benim işim burada bitmiyor. Belki asıl burada başlıyor. Çünkü bu çocukların kaçma ihtimalleri sizce yine var mı? Var tabii Zayda Hanım. Zayda Hanım benim orada çocuğum 17 yaşında, bu çocuk bundan sonra yaşamayacak mı? 5 yaşında. Yok. Ya senin çoğun 7, benimki de 15. Erdem Badan'a biz burada defalarca ulaşmak için yalvardık, evet. Yakardık. Bize bir türlü şimdi iletişime bakın, geçmedi. Gülten Hanım. Ben konuşunca niye beni yalanlıyor? Sizin... Benim 85 milyonun önünde tutuklanmam var. Niye yalan konuşayım ben? Derdim ne benim, ben niye hastayım şimdi? Gülten Hanım, şimdi sizin oğlunuz çok kıymetli. Elbette Erdem Bey'in kızı da çok kıymetli. Siz mesela Damla Suyun kollarına hiç baktınız mı? İğne olduğunu, iğne girişi olduğunu söylüyor. Yemin ediyorum Zayda Hanım, onu sorduk. Annesi sordu, Semra sordu. Hı. Dedi ki kızım böyle böyle diyorlar. Dedi ki anne giydiğim bir penye beni alerji etmişti. Benim kolumdan, kasımdan böyle bir şey kullanmıyordu, kullanmaz da. Bu kullanıyor mevzusu. Bu çocuk çıkıp muayene olmadan kimse buna karar veremez. Peki. Ben niye yalan söyleyeyim Zayda Hanım? Ben kıt kanaat geçinen bir insanım. Semra Hanım da hatta. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk Zayda Hanım, merhaba. Merhabalar. Şimdi aslında Gülten Hanım söyledi. Siz kızınızla bu konuyu konuşmuş muydunuz? Yani ben kızıma hani öyle bir şey kullandın mı diye sordum da. Ne dedi? Bana şey dedi, ben dedi bunu ispatlayabilirim dedi. Hastaneye gidip tahlil verip onu ispatlayabilirim. Ben böyle bir şey kullanmıyorum dedi. E şükür. İki anne de böyle bir şey olmadığını düşünüyor. Erdem yok, Bey. Yok. Sizin kollarında görmüş olduğunuz alerjik bir sebep olabilir mi? Alerjik kırmızı kırmızı olur. Bununki göy göy. Nasıl? Rengi değişik. Alerji bildiğimiz alerji kırmızı kırmızı. Ya yani morluklar mı var? Morluk var tabii ki. Peki. Zayda Hanım ben de işte buyurun. Onu o fotoğrafı görünce ben de hani onun neden olduğunu sordum ona. Altan yapmış olabilir. İlla geldi sonra asla kullanmıyor. Babaanneye yok, babaanneye bu darpı yapan kişi kıza yapmaz mı? Yapar. Ya zorlayabilir. Eğer o kızın kaçma niyeti olsa, diyor ya kız benim oğlumu kaçırdı. Kız kaçır, Damla kaçırmış olsa oğlanı, evden bir iki parça eşya alır yanında. Hiçbir evet. şey almamış, dersten kaçmış. Evet. Hanımefendiye soracağım. Eğer bu çocuğun senin desteğin yoksa bu çocuk nasıl idare ediyor? Bir kahve içmeye gitseler dünyanın parası. Bunu anne destekliyor. Ne derse desin. Çünkü oğlan bulunursa ceza alacağı için korktuğu için kaçırıyor. Bence bu telefonlar bile
şaşırtıcı olabilir. Başka ama yerde olup... Peki bir dakika, bir son dakika. Bir son dakika. İki annenizle şu an telefonda lütfen yayında kalın. Şu anda Serkan'la canlı bağlantı yapıyoruz. Serkan neredesin, durum nedir, yanındaki kişi kim? İyi yayınlar Zahide Hanım. Şu an dün yayınımıza bağlanan gelen bir ihbar üzerine bu bölgedeki çalışmalarımızı yoğunlaştırmıştık. Şimdi yine Darıca bölgesindeyiz. Görgü tanığının ifadesinde belirttiği yerdeyiz ve yanımızda da Altan'ın arkadaşı Halil Bey var. Halil Bey de kendisiyle daha önce görüştüğünü belirtti ve bugün de yayınımıza katılmayı kabul etti. Sağ olsun. Halil merhaba. Merhaba. Duyuyor musunuz beni? Merhaba. Teşekkür ediyorum orada olduğunuz için. Duyuyorum. Eminim siz de Altan'ın bulunmasını en az bizim kadar istiyorsunuz. Siz en son ne zaman konuştunuz? Ne zaman mesajlaştınız? En son 2 Şubat'ta konuştuk. Bana sorumlusu Erdem Badan'dır dedi. Damla'yı neden? Çok seviyorum dedi. Ağlayarak sesli mesajlar attı. Kimsem yok. Kimse bana yardımcı olmuyor anlamında. Sesli mesajlar attı. Bu ne zamandı Halil? Ondan sonracığıma bu 2 Şubat, 2 Şubat tarihinde oldu. Peki sonra ne oldu? Sonrasında zaten ulaşamadım ben. Hiç mi ulaşamadın? Yani mesaj... Damla'nın altına attığı fotoğrafları bana attı. İşte babası camı falan kilitlemiş. O fotoğrafları altına atmıştı. Altan da bana attı. Halil, Altan'la ne kadar yakınsınız? Biz Altan'la yani Altan benim en yakın arkadaşımdı. Bir akrabalık var mı aranızda? Çok çok uzaktan. Yani şöyle söyleyeyim, eski köylüyüz. Dıdısının dıdısı. Sizce evet. Altan kendine ya da Damla'ya zarar verecek herhangi bir şey yapar mı? Hayır Altan, yani öyle bir insan değil. Ben dün duyduğumda da kafayı yedim bildiniz. Bu Damla'nın babası Ertem Badan'ın... Söylediği her şey iftiradan başka bir şey değil. Peki babaannesinin fotoğraflarını gördün. Altan'ın babaanneyi o hale getirdiğini, defalarca vurduğunu söylediler. Kendisi söyledi babaannenin. Şimdi mantıken Damla'nın babaannesi yaşlı bir kadın. Evet. Altan vurmak istese Altan tek yumrukta o kadını alt edebilecek mi insan? Neden o kadar dövsün ki? Hırs. Bu hoş bir şey değil, iyi bir şey de değil. Buyurun hırs da yani tamam farkındayım evet. Ulan kardeş yalan söyleme, yalan söyleme. Annem kendi kendini mi dövdü? Ulan kömürlüğün bacasından atlarken o çocuğun kamera şeyleri var. Resimleri, kamera kaydımız var poliste. Niye yalan söylüyorsun? Yani Altan eve girmiş. Neyin yalanını söylüyorum ben? Evden bahçeden çıkışta kömürlüğün duvarından atıyor Damla'yı da. Damla da ikincisi peşine atıyor gidiyorlar. Yalancı. Ha yalancı, sen onun akrabasısın. Tamam, Damla'yı zorla mı götürüyor? Ha? Damla'yı zor, bana bağırma. Damla'yı zorla mı götürüyor? Damla'ya madde vermiş, peşinden dolandırıyor. Damla'ya madde mi vermiş? Ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şu an kızının derdini değil, Altan'la uğraşıyorsun. Bu çocuğa daha çok iftira atarsan, ola, bak ben seni çok iyi biliyorum. Sen beni bilmiyorsun. Ola benim kızımla... Ben de seninle uğraşırım, bak ben sana söylüyorum. Bak gelmiş taraf tutuyor, bak Halil. Gelmiş taraf tutuyor. Halil, şimdi böyle taraf tehditleri falan değil. Yapmayın. Siz çocuk musunuz ya Halil? Sen kendinden büyük birisiyle konuşuyorsun. Biliyorum. Lütfen daha saygılı ol. Erdem Bey siz de sakin olun. Sonuçta Halil'in orada olması bizim tamam bu çocuklara yani, ulaşabilmemizi bir adım daha yaklaştırıyor. Utanmasa diyecek ki babaanne kendi kendini dövdü. Kim dövdü babaanneyi? Ben evde yokum. Ablam çarşıda. Kim dövdü? Damla mı dövdü la? Yalancılar. Dövebilir. Niye dövmesin? Şimdi niyeti aynı değil mi? Bak şimdi Damla'ya suç atıyorsun. Yani Damla kaçmak için... Damla'ya suç atmak değil şimdi. Damla ile Altan'ın niyeti aynı olmalı. Onun sırtında taşıyan babaannesini dövmüş olabilir mi? Hayır. Abi yalan bunlar. Hep komple yalan ya. Ona bakarsan babaannesi sırtında taşıdı yani. Neden babaannesinden kaçıyor ki? Ola madde vermiş, alıştırmış. Belki kıza bir santaj yapmış. Çocuğu korkutuyor. Peki bir dakika. Ola, çocuk madde Altan'dan, verdiyse. Çocuk eğer Altan'dan madde korkuyor. Verdiyse. Altan evde yokken. Olan geçen İzmit'te bir tanesi... Tamam sen varsın ya, sen eve kitlemiştin. Bunu dedi ki bu çocuk çok asabi biri, çok sinirli biri ya. Deli hasta ya, hasta. O çocuk hasta. Kardeşim o çocuk hasta. Erdem Bey. O çocuğun ruh halini bozuyor. Bunları biliyorsunuz hasta bak mı? İzmir'deki hasta. Bu kişiyi ben ilk defa bence yani hasta olan sizsiniz çünkü anlattıklarınız birbiriyle uyuşmuyor. Neden uyuşmuyor Halil? Ya şimdi ben Damla'nın anlattığına göre bu ikinci kaçma olaylarında... Biliyorum ben o olayı. Damla'nın anlattığına göre babası fazla psikolojik anlamda iyi bir insan değil. Ha.
Nasıl yani? Ne yapmış ne Damla'ya? Ne hatta bunlar Damla'yla Altan görüşmesin diye... Damla'yla Altan görüşmesin diye işi bırakmış bir insan. Damla'nın anlattıklarını ulan söylüyorum ben. Kızım kayboldu, peşine düştüm. Ne yapayım? İşe mi gideyim? Kızımı kim arayacak? İşe gitmek değil yani. Ne sen işim? Bu çocukların ben arasına girmeseydin zaten bunlar kaçmazdı. Konuşmalarına izin verseydin. Ben emekli oldum kızımın peşine. 6 ay çalıştım. 6 aydan sonra kızım kaçtı peşine. Geldim buraya. Senin o savunduğun aile de gelsin burada çocuğun arası. Kardeşim ben arıyorum, o da gelsin buraya. Benim savunduğum... Bir dakika, bir dakika. Tamam. Konuşayım. Benim savunduğum aile senin gibi böyle ha, çirkef insanlar olmadığı için. Ben çirkefim hele. Anlatabiliyor muyum? Onlar birbirimize biraz daha öf adeti olan bak, insanlar tamam, olduğu için Halil, kendilerini senin gibi rezil etmek istemedikleri yaşlı için. Yaşlı neneyi dövmektir. Aferin sana, halal olsun. Burada bir kere kimse rezil olmuyor. Bir baba kızını arıyor. Aynı şey, bir gün sen büyüyeceksin Halil. Senin de inşallah evlatların olur, bir kız çocuğun olursa 14 yaşında başka bir çocuğu sever. Senin de bir şekilde o çocuğu gözün tutmazsa onun peşinden gidersin. Bak mi? Babalık kolay değil. Ya. Yaptığı her şey doğrudur diyemem ama babalık da kolay değil. Bu kadar kolay değil. Bu adam işini burada diye, kızını arıyor diye kimse de suçlayamaz, kimse kusura bakmasın. Biz de ararız yani evladımızı. Onlar sen de büyüyeceksin. Senin de ya da sen kaçsan, ortadan kaybolsan baban seni aramaz mı? Yok, bunları hani aramaz. Bunları aramazlar. Öyle mi? Aramaz mı? Arar. Peki sana bir şey soracağım. Altan sana kaçma planını anlattı mı? Bu kaçışında. Ya bu kaçışında işte Damla'nın attığı fotoğrafları attı bana, kapıyı kilitlemişti. Neydi o fotoğraflarda, ne vardı? Damla'nın halası herhalde, iri bir... İşte camın fotoğrafını çekmiş, cama kilit takmıştı babası. Çocuk camımıza herkesin peni var, penceresi onu... var. Çocuk kilidi yok mu kardeşim ya? Çocuk kilidi mi taktınız? Çocuk kilidi daha pencerede taktı. Benim memleket doğum memleketi. Abimin önünden yol geçiyor. Bir insan babasından neden kaçabilir ki? Ulan kaçmıyor benim kızım, kaçırılıyor. Bir dakika, sizce neden kaçıyor Ali? Kaçırılıyor mu? Ulan, kaçıyor çünkü istemiyor babasını. Damla'yla ben konuştuğumda istemiyor? Damla, ben onun kaç yaşından beri Erdem sırtımdan taşıyorum. Bir dakika bir duyayım, bir duyayım Halil'i. Halil ne demek anlattı sana Damla? Değil senden. Ne bak, anlattı bak, sana? Bak, yazık. Ya işte ben söyledim bu ikinci kaçtıklarında, dedim neden yani konuşun. Dedi ki babam dedi istemiyor konuşmamızı. Biz babamla da aramız iyi değildir zaten. Babam olduğu için öyle konuşuyoruz dedi. Yani Altan'ı sevdiğinden değil de babasından mı kaçıyor? Ya başkasını severse gene kaçabilirdi. Yani aslında sevdiği için değil. Hayır o anlamda söylemiyorum. Hayır o anlamda söylemiyorum. Babasıyla bir bağının olmadığını söylüyorum yani. Fazla umurunda değil yani babasından gitmek. Onun için önemli olan şey Altan'la beraber olmak. Altan'ın yanına gitmek. Altan ona gelecek, saklayacak mı? Okutabilecek mi? Geleceğini hürriyet... Bak Altan şimdi o çocuğun hürriyetini alıkoymuş. Çocuğumu içeri hapsetmiş. Hani? Tamam iyi bak, de bunlar karşılıklı olan şeyler. Dört aydır, dört bunlar ay... karşılıklı olan. Altan'ın ya yabancı dili vardı. Ya Altan kimdir ona geleceği saklayan? Ben babası olarak ben saklayacağım ona geleceği. Altan kimdir ya? Erdem Bey tamam, bir sakin olun. Tamam saklayamamışsın işte. Nasıl şey yapıyorsun? Bak Halil... Anladınız, pulladınız, götürdünüz işte. Halil... İnşallah ileride evladın olduğunda da bu yayını izleyeceksin. O zaman şimdi söylediklerinle kıyasladığında bambaşka olduğunu, hayatını anlayacaksın. Abla bu adam size anlattığı gibi bir insan değil. Ola ben neyim? Canım ben yayını izledim. Sağa sola göz Erdem kırpıyor Bey, bir şeyler söylüyor. Ola ben bu adam yani iyi sağa baba sola rolünde şu an ama öyle bir insan değil. Erdem Bey bir sakin olun. Sakin olun. Ola bir dakika, sen kimsin bana ola diyorsun? Sen Halil. Bir kere oradasın. Teşekkür ediyorum yayına bağlandın. Ama daha saygılı olalım kuzum. Sen annenle babanla böyle mi konuşuyorsun? Ne olursa olsun tamam, senden yaşlı büyük. Tamam bana cevap vermesin. Erdem Bey bana cevap vermesin. Ben çünkü ister istemez burada sinirleniyorum. Ben sizle konuşmak için bu yayına katıldım. Burada laf yetiştirmeye gelmedim ben. Altan'ın bulunmasını istiyorum ben. Peki. Ben.